Evrimcilerin itirafları. Bütün evreni kaplayan bir hurda yığını olduğunu varsayın. Ve bu hurda yığının içinde Boeing 747'ye ait parçalar ve elektrik devreleri karışık ve birbirinden bağımsız olarak bulunsun. Bu hurda yığınına bir kasırga isabet etsin. Bu kasırganın ardından tüm parçaları bir araya gelmiş, uçuşa hazır bir Boeing 747 çıkabilir mi? Fosil kayıtlarında teorinin gerektirdiği ara formlar ciddi şekilde eksiktir. Modern Darwinist paleontologlar tıpkı Darwin ve ondan öncekiler gibi bu gerçeği hasır altı etmeye mecbur kalmışlardır. Eğer canlılık atomların, doğa güçlerinin ve radyasyonun karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşmamışsa nasıl oluşmuştur? Sanırım tek kabul edilebilir açıklamanın yaratılış olduğunu kabul etmeliyiz. Bundan ne kendim ne de fizikçiler hoşlanmamaktadır. Ancak eğer bir teoriyi bilimsel deliller destekliyorsa, o teoriyi sırf hoşlanmadığımız için reddedemeyiz. Aslında evrim bir anlamda bilimsel bir din haline geldi. Hemen hemen bütün bilim adamları bunu kabul etti. Ve birçoğu onunla uyumlu olması için gözlemlerini eğip bükmeye hazırlandılar. Şunu kabul etmeliyiz ki, fosil kayıtlarında yaratılışa inananların görüşlerine ters düşecek hiçbir şey yok.